Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan'ın milliyetçiliği ayaklar altına aldık sözleri meclisin ve sokağın ana gündem maddesi oldu. AKP ve BDP milletvekilleri Erdoğan'a destek verdi. Başbakanın sözlerine tepki ise MHP'den geldi. Arda arda açıklama yapan MHP'li Vural ve Yeniçeri Erdoğan'ın söylemleriyle halkı kandırdığını belirtti. Milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Arap milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Hepsini ayağımızın altına alıyoruz. Bugün başbakanın bu konuda tevil yoluna gitmesi, İmralı'yla terör örgütüyle görüşmüyoruz diye ifadeler bulunması, ifade bir kamuflajdan öteye bir anlam taşımıyor. Milliyetçilik, Türkçülük, ırkçılık zehri. BDP, KCK, PKK'nın da ayrı bir devlet kurmayı amaçlayan Kürdistan Teali Cemiyeti'nin zihniyetini taşıdığı açıktır. Açılım ve milliyetçilik tartışmaları mecliste tartışılmaya devam ediyor. Grup toplantılarının ardından tartışma bugün basın toplantılarına taşındı. AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten bölgedeki sivil toplum örgütlerinin sürece destek verdiğini iddia etti. Bu ay içinde İmralı görüşmeleri masaya yatırılmış ve özellikle Diyarbakır'da bulunan sivil toplum kuruluşları bu sürecin devam etmesi gerektiğini ve sürecin desteklenmesi gerektiğini açıklamışlardır. MHP Grup Başkan Vekili Oksay Vuralsa Erdoğan'ın İmralı ile görüşmüyoruz sözlerini değerlendirdi. Sözlerin kamuflaj olduğunu belirtti. Bugün başbakanın bu konuda tevil yoluna gitmesi, İmralı ile terör örgütüyle görüşmüyoruz diye ifadeler bulunması, ifade bir kamuflajdan öteye bir anlam taşımıyor. Bir diğer MHP'li Yeniçeri ise Erdoğan'ın söylemleriyle yaptıkları arasında farklılık olduğunu belirtti. Söylediğinin zaman zaman tersini bir tavır içerisine de girebiliyor veya öyle bir anlayış içerisine de söylenenleri aktarabiliyor. BDP'lilerin gündeminde Sinop vardı. BDP'lilerle birlikte açıklama yapan bağımsız milletvekili Levent Tüzel Türkçülüğü zehir olarak niteledi. Yani bu milliyetçilik, Türkçülük, ırkçılık zehri egemen iktidar tarafından yıllarca konuşulduğu için, bu savaş ve çatışma ortamı bundan beslendiği için